Arkadaşlar merhaba. Şu an saat 5:20 suları. Mersin'de biraz sonra güneş doğacak. Bugün 1062 kHz frekansında Diyarbakır Radyosu Çınar Verici İstasyonu kapanmadı. Sabaha kadar açıktı. Ve şu anda halen açık. Onu size dinleteceğim. Dönüyorum. İstanbul Hamdasanı'nın bulunduğu odun İstanbul resimleriyle seslendi. Evet. Dolayısıyla şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sahtediliği sürüz olarak da ziyarete açıktır. Yani bir yerde kişinin muhakkak ve muhakkak Çakır Atanay'ın gözlüğü tavsiye ederim. Şimdi neler anlattı, ne hikayeler. Evet, tabii bununla beraber bu işaret taşı, tabii bu eserler İhtiya edilmesi oldukça önemli, yaşatılması. O yüzden hani emeği geçenlere hakikaten çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Eğer o tarihi eserler olmasa biz tarihi nasıl anlar üzerinden anlayabiliyoruz o somut eserlerinden. Bu anlamda da İmam Birgi Türbesi, Hatuniye Türbesi, tarihi birgi evleri zaten muhteşem söylediniz. Hakikaten mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi, geleceğe uzanan bir köprü olarak ayakta durmaya devam ediyor. Tabi birgi deyince İbn-i Batuta'nın da seyahatnamesinden burada alıntılar yapmışsınız. Evet. O da oldukça güzel anlatıyor. Evliya Çelebi zaten çok güzel anlatıyor. İyi ki de onlar da yazmışlar seyahatnamelerinde efendim, değil mi? Sizler de onların yolunu takip ediyorsunuz bir anlamda. Oldukça kıymetli. Şimdi süremiz ilerlemeye devam ediyor ve benim gördüğüm kadarıyla sizin seyahatlerinizde çok önemli bir yerde duran ve tarihi Çakır üzerindeki yolunu, motorunu, karakterini, Allah'ın büyük pazarına doğru uzanan o güzergen ve orada yaşadığınız ve büyük heyecanla anlattığınız, kaleme aldığınız fokusuz var. Bugün dinleyicilerimizle de paylaşalım efendim biraz. Tabii ki şimdi tarih İpek yolu bugün Ankara, şimdi Ankara'ya giden kişiler Düzce, Bolu üzerinden bir otoban var değil mi? Ya da güzergah var. Halbuki tarihte böyle değil mi? İşte İstanbul kurulduktan sonra bütün yolunda irtibatını tarih İpek yolu üzerinden gerçekleştirdi. Bu İpek yolu işte Sapanca'dan Geyle tarafına geçen, Geyle'den Taraklı, işte Güllük, Nudurlu, Nallıhan, Beypazarı, Ayaş ve Ankara'ya bağlayan yoldu. Aslında bu yol şu anki mevcut Bolu üzerine giden yoldan daha kısadır, daha korunaklıdır, daha büyük internet. Ama 1950'li ve 60'lı yıllarda hani bu yol yapılırken dönemin senatörleri falan Bolu'ya gitti, biraz baskıyla falan bu yolu oraya aldılar. Bunun için anlattım. İyi ki de aldım. Evet arkadaşlar, Diyarbakır Radyosu yani 1062 kHz frekansında bu şekilde geliyor. Dediğim gibi biraz sonra Mersin'de güneş doğacak ve bu yayın gidecek. Bu şekilde olmasının nedenini anlamış değilim ama güzel oldu.